Fırat'ı tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Hı? Senin ortada hiçbir şey yokken girdiğin krizlere bakılırsa söylememekle iyi etmişim zaten. Saklıyorsunuz çünkü şimdi de ilişkiniz var. Saçmalama Irmak. Eğer Fırat'la bir ilişkim olsaydı seni nişanlandırmak için o kadar uğraşmazdım. Deniz'le aranızı yapacağız diye akla karayı seçtik. Uydurma Nalin. Fırat'ı duydum. Ayrılacaksın Atıf'tan dedi sana. Kendi kulaklarımla duydum ben. Deniz gerçekten bak vallahi gördüğün gibi değil. Bu para istemeye falan gelmiş benden. Ne zaman başladı bu ilişki? Hı? Ya da ben şöyle sorayım. Hiç bitmemişti değil mi? Fırat bana Atıf'ı baştan beri uygun görmüyordu zaten. Sürekli çapkın bu adam, üzer seni deyip duruyordu. Ben de ona burnunu sokmamasını söyledim, o kadar. Senin duyduğun o. Tabii. Eminim öyledir. Bak, eğer Fırat'la birlikte olmak isteseydim hepinize resti çeker gider olurdum, tamam mı? Ablam belki başta kızardı ama sonra beni anlayışla karşılardı. Ama senin ne deli ne kıskanç bir kız olduğunu bildiğim için değişmedim geçmişe. Haksız mıymışım? Irmak. Bak canım, eğer istersen Deniz'e gidip her şeyi anlatabilirsin. Tamam mı? Ben de en başından beri paralar ödeyerek, dedektifler tutarak... peşimden ne işler çevirdiğini bir bir anlatırım her şeyi. İnan bana kaybeden sen olursun. Fırat senin ne kadar yalancı, şirret bir kız olduğunu öğrenirse çok fena olur değil mi? Deniz'le benim ilişkimi böyle şeyler bozamaz. Gerçekten bizim arkadaşlarımız çok güçlü. Eğer istersen git her şeyi anlat. Ama bence... artık bırak bu işin peşini, uğraşma. Kendine yazık ediyorsun. Ben Atıf'ı çok seviyorum. Benim sizinle işim olmaz. Seni hayatımızdan çıkarana kadar uğraşacağım ben Narinciğim. Söz veriyorum sana. İyice yalancılığı ele aldın sen maşallah. Ne yapsaydım? Baştan niye attın ki o yalanı? Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım? Ne yapabilirdim? Narin, kaybolma bir yere. Bizimkiler geldi. Hoş bulduk. Nerede kaldın ya? Bak bak, geldiğime şükretiyor da. Uçak rötar yaptı ablacığım. Evet, zavallı Fırat da ağaç olduğu alanda beklemekten. Nasıl olabilir? Selam Fırat. Memnun oldum, hoş geldin. İşte çok merak ettiğim Fırat, bu da ablam Deniz. Niye merak edeyim canım? Fırat da beni şöyle birisi sanacak. Yani merak ediyorum da. Bak ben meraklı birisi değilimdir. Kardeşimin özel hayatında böyle bir mesafeli duruşum var. Bu Fırat'ın sana hediyesi. Aa süper. İçeri girelim artık. Pardon hadi geç ekeyim zıbın. Çok zarifsin, çok teşekkürler en sevdiğimden. Gel. Tanıştırayım. Gel Narin. Narin, diğer kız kardeşim diyebiliriz. Fazla olurmuş. Söyleyemezdim. Sonra ne bileyim, daha Deniz'e yeni itiraf etmiştim onu gördüğümde mahvolacağımı. Hem
Hem her şey yolundaydı, hayatım güzeldi. Kalp ağrılarım geçmişti, acılarımı unutmuştum. Geçmiş tamamen yok olmuştu. Fırat'ı gördüğümde yokmuş gibi davranırsam, geçmiş yaşanmamış gibi olur sandım. Kalp ağrılarım tekrar geri gelmez sandım. Ne yapsaydım? Koca kızsın, kafanı hala deve kuşu gibi kuma gömdün. Efendim Can. Ne? Ne oldu? Dur, sakin ol. Kahretsin. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin seni bana. Bunu nasıl yaparsın? Tamam, ben hemen hallediyorum bu işi. Alo. Necati abi. Şadiye evde mi? Efendim? Biraz sonra çıktı. İşim var dedi. Ya yani öyle kaybolacak, kaçacak gibi bir halde değildi. Döneceğim dedi. Tamam Necati abi. Eğer eve gelirse söyle onu, hiçbir yere kıpırdamasın. Geleceğim, hesap soracağım ondan. Tamam mı? Hiçbir yere çıkmayacak. Gözünü üstünden ayırma. Anladım, ayırmam. Efendim Atıf. Alo Narin, ne haber? Hayırdır, sevgili kadrosuna ihtiyaç hasıl olmuyor galiba bu aralar. Bana bak, akşam seni de kardeşini de alıp yemeğe götüreyim diyorum. Hem tanışmış oluruz. Ya Atıf, işler biraz karıştı. Burası karışık. Ben işlerimi halledeyim, seni arayayım sonra, tamam mı? Hayda, gene ne oldu? Anlatacağım. Yüz yüze anlatırım, tamam mı? Tamam, benim de işim var zaten. Ben seni ararım sana, tamam? Tamam, hadi bay. Anlaştığımız fiyattan fazla para var burada. O senin sus bayım. Beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun, tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.